Türk sinemasının efsane isimlerinden bir değerlerimiz, bir değerimizi daha Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Kara Murat, Battal Gazi, onun hayat verdiği, can verdiği karakterlerdi ama işçilerin, emekçilerin, halk mücadelesinin anlatıldığı filmlerde de çok özel bir yeri vardı Cüneyt Arkın'ın. Yaklaşık 6 ay önce Fatma Girik vefat ettiğinde "Bekle beni, geliyorum" demişti. Yaşamını yitirdi bu sabah. Cüneyt Arkın hayata gözlerini yumdu. Sen mi? Sen kimsin? Ben ezenleri ezerim. Ben soyanları soyarım. Silahım ve bileğim yoksulların emrindedir. Yıkılmayan adam derler adıma. 1970'li yılların sinemacılarının, emekçilerinin yaşadığı en büyük problemlerden biriydi sansür ve yasa dışı baskılar. Emekçiler 3 gün süren eylemde İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü. Usta sanatçı Cüneyt Arkın ön sıralarda bulunan isimlerden biriydi. O yürüyüşte yan yana olduğu dostlarından biriydi Fatma Girik. 24 Ocak'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden arkadaşına seslenmiş, "Bekle beni, geliyorum" demişti. İçim yanıyor, içim. İçim, oh, nasıl dayanırım ben bu acıya? Bekle. Bekle. Bekle, geliyorum. Bekle. 16 Eylül 2016'da hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Akan'la başrolü paylaştığı Maden filmi, Arkın'ın sanat kariyerinin önemli eserlerindendi. Filmdeki repliği ölümünün ardından bir kez daha gündeme geldi. Burada cinayet işleniyor. Ocaklarda yeterli tedbir alınsa ölenlerimizin %90'ı kurtulurdu. Maden, işçilerin çalışma koşullarının anlatıldığı 1978 yapımı bir filmdi. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü almıştı. Yine gündem olan bir başka filmi Öğretmen Kemal. Sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Ben Kuvayi Milliyeciyim, Atatürk'ün askeriyim. Çalışanın yeri yanımda, tembelinki karşımda. Ha, sıvanın dostlar. Aslında bir doktordu. Sanat kariyeri başlamadan devlet hastanelerinde kadro açılması için bekledi. Bu sürede para kazanmak için çeşitli işler yaptı. Sanat kariyeri de böyle başladı. 1963'te askerlik yaptığı sırada yönetmen Halit Refi ile tanıştı. 1964 yılında Gurbet Kuşları isimli filmde rol aldı. Filmin sonundaki kavga sahnesinin ardından bir süre romantik John karakterini canlandıran Arkın, Refi'nin önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Akrobasi eğitimi aldı, Malkoçoğlu ve Battal Gazi serilerinde öğrendiklerini sergiledi. Hiç doktorluk yapmadı ama tıp eğitimiyle bir hayat da kurtardı. 1976 yılında Kara Murat serisinin bir filmi çekilirken yapımcı Türker İnanoğlu'nun göğsüne şiddetli bir top geldi. Nefesi kesilen İnanoğlu bayıldı. Kalbi durdu. Yaptığı kalp masajıyla Cüneyt Arkın, İnanoğlu'nun kalbini yeniden çalıştırdı. 2001 yılında Adını Unutan Adamı, 2014 yılında Fakir Gencin Hikayesini yazdı. 2022 yılındaysa Benim Kahramanım Türk Halkıdır isimli kitabı yayımlandı.